Hamınızı salamlayıram ve bugün sizinle merengalı torta hazırlayırıq. Resepti videonun altında yazacağım. İşte de izah edeceğim. Gördüğünüz kimi tortu kesildi. Kesilmiş hissesini size gösteririm. Bakın, bir korcumuz kakaolu, bir korcumuz gozlu. Üstteki korcu ise merenga korcudu. O da şokoladlıdır. Masa üstünde erzakları görürsünüz. Çok da erzak yoktu burada ama tortumuz ölçüde ve çekide iridi. 6 yumurta götürdüm. Bunu 4 yumurtayla da etmiyorlar. Olar. 6 yumurta 28 diametre ölçüde kapçındı. 4 yumurta ise 22 diametre ölçüde kap için istifade olunur. Yumurtanın ağını sarısından ayıra. Sarısının üzerine şeker kirşanı əlavə etdim, ama şeker tozu da əlavə etmək olar. Bir qabda ise bir stəkan qatığa veya xamaya bir çay qaşığı soda əlavə edib karıştırıp bir qırağa koyuram. İndi yumurtanın sarısını şeker kirşanı ile çalıram. Çok tez çalınır, çünkü şeker kirşanıdır. Şeker tozu əlavə etseniz, onda hardasa bir dakika yarım çalmak lazım olacak. Bakın, bu cürə ağarandan sonra üzerine 5 kürek qaşığı bitki yağı əlavə edirəm. 1-də üzerine artık soda içinde köpmüş qatığı əlavə edirəm. Çünkü mən qatıqdan istifadə eləmişəm. Ve indi hamısını birlikte çalıram. Bakın, bu qorucuların əsas hissəsidir. İndi unu hissi hissə əlavə edirəm. İçerisinde şekerli vanil əlavə elədim. Ve elədikcə bir azacık karıştırıram. O bu hissəni də əlavə edib. Axırda hamısını birlikte karıştırıp qalınlığını size göstereceğim. Bu xəmiri qalın eləsəniz, qorucularınız bərk alınacaq. Ona göre dikkatli olun, xəmir axıcı olmalıdır. İki hissəyə ayırıram. Dediğim kimi, qorucumuzun biri kakaolu idi, biri de qozlu idi. Ona göre iki hissə ayırıram. Birine kakao əlavə edeceğim, birine ise qoz əlavə edeceğim. Video bura kadar baxmışsınızsa, yəqin ki kanaldan hoşunuz gəlir. Kanaldan hoşunuz gəlirsə, indiyəcən abunə olmamışsa abunə olub, zəng işarəsinə basın ki, mənim qoyduğum reseptlərdən o dəqiqə xəbərdar olasınız. Qozu belə doğradım. Ve indi xəmirin içerisine əlavə edib karıştırırım. Artık sobanı 180 dereceye salırıq. Evvelceden qızsın. Ve hazırladığımız xəmiri sobaya yerleştiririk. Pişme müddəti 20 dəqiqədir. Sobalar müxtəlifdir. Baxın, çöplə 20 dəqiqədən sonra yoxlayırsınız. Hazırdırsa götürürük. Hazır değilse biraz da gözləyirik. O pişene kadar ikinci xəmirin kakaosunu əlavə edib karıştırırıq. Ve burada fikir verin, xəmiriniz qatı alınırsa içerisine bir xörək qaşığı su əlavə edə bilərsiniz. Su ilıq olmalıdır. Bunu da qaba yerleştiririk. Ve mən pişirdiğim tortun ölçüsü 28 santimetrede diametrede. Ona göre bura bir plitka şokolad əlavə edirəm. Qara şokolad olsa daha yaxşı olur. Sütlü şokolad bir azacık merenganı yumuşalda bilər. Bu arada pişirdiğim qorucuları koyuram qalsın, soyusun, yaxşıca soyumalıdır ve merenganı çalmaya başlayırıq. Merengaya 6 yumurta ağında hazırlamışam. Dediğim kimi 28 diametrdir qabımın ölçüsü və məsələn bu çoxdur. 4 olsa da kifayət eləyərdi. Gördüyünüz kimi bu cürə bərk halda olmalıdır. Ağları siftə çalırıq tam ağarana qədər. Sonra yavaş-yavaş bir xörək qaşığı əlavə eləyə-eləyə şəkəri də yeridirik yumurta ağına və bu cürə bərk həm mikserin pərlərində, həm də qabda belə quş dimdiyinə oxşar bir formada bir merenqanız alınır, qaba yerləşdirib üstünü hamarlayırıq və əritdiyimiz şokoladı üzərinə əlavə edirik.
Çöp yardımıyla hem beze vermek maksadıyla hem de ki şokolat tamı daha üstün olmak için buna ilave edirik. Şokoladı merenganın içine katmak olmaz. Merenganın pişme müddeti 1 saat yarımdır. 1 saat 1 saat yarımdır. Derecesi ise 120 derecede. Yani 120 derecede 1 saat yarıma çok güzel pişir. Ve zevk verir böyle diye. Tamı çok güzel olur şokoladlı merenganın. Gayri adı oldu. Ben birinci defa yedim. Düzü çok hoşum geldi. Şimdi 200 gram yumuşak kereyağını götürüp bir kapta çalarız. İki defa ölçüsü artmalıdır. Ondan sonra bir kap 370 gram, 380 gram çekisi olan kapta demeli zguşonkanı katlaştırılmış sütü. Buraya yavaş yavaş elave edirik ve çalmalı saklamırıq. Axıra kadar bunu çalırıq. Çaldığımız krem bərk olacak. Soyuducuya koymağa ihtiyacı yoktur. Lakin mən korucuları başka yere apardığım için orada yığmışam. Bağda soyuducuya koydum ve inanın ki krem taş gibi oldu. Ya keyfiyyətlidirsə, kreminiz de güzel alınacak. İndi artık soyulmuş korucudan kağızları çıxardım, onu nemlendirirəm. Nemlendirici istediğiniz ola bilər, sütlə şeker ola bilər, suyla şeker ola bilər. Hər hansı bir şirə ilə de ola bilər, heç fərq etmir. Mən kofe demlədim və şəkərsiz onu qoruşlarıma yedirtdim. Və kremi qoyuruq, yayırıq. İndi axırıncı layı qoymalıyam, merenqanı. Elə oldu ki, elə bilmişəm ki, kameranı salmışam, amma kameranı salmaq yadımdan çıxıb. Ona görə o hissəni sizə göstərə bilmirəm. Söz verirəm ki, gələn həftə merenqanı ayrıca hazırlayacağım ve size göstereceğim. Bakın bu cüre güzel bir tortum alındı. Dediğim kimi yığma hissesini bağda yığmıştım. Ona göre bazı hisseler olabilir ki düşmesin, görükmesin. Kesende de öyle bayırda kesmişik. Çok güzel bir tort olur. Hem hündürlüğü hem lezzeti. Hem merengası, merengan üstü altı hırçıltılı, içi ise sakız gibi olur. Çok lezzetli alınmıştı. Siz de hazırlayın, nuşcanlıkla yiyin, rızık bereketiniz bol, canınız sağlam olsun. Beğendiyseniz like edin ve gelen videolarda görüşmek üzere. Huda hismen mezlerim.